Merhabalar. Çeşme'deki evim benim için çok özel. Çünkü İstanbul dinamiklerinden kaçtığım, kendimle buluştuğum bir kendil alan. Yazın bütün meyveleri, çiçekleri, hasatları derleyip topladıktan sonra aslında hasattan arda kalan bir öz, sonbahar. Bu sonbahar öncesinde de yaşadığım alanı daha kendimden izlerle donatmak istedim. Onun için de iyi ki Madame Coco'ya uğramışım. Çünkü çalışma hayatından dolayı pek vaktim olmuyordu. Evde bir boşluk vardı, anlamsızlık vardı. Şimdi aldığım, beni çok mutlu hissettiren, bana ilham veren objelerle daha yaşanılır, daha benden izler taşıyan bir ev oldu. Küçük şeyler insanı çok mutlu edebiliyor, ilham verebiliyor. İşte Alaçatı pazarından taşıdığınız elmalar bir Madame Coco gümüş tepsisinin içerisinde başka bir şeye dönüşüyor. Ya da aldığınız çiçekler bir kristal vazo içinde size başka bir hikaye anlatıyor. Dolayısıyla bana da evim, yaşam alanım şimdi farklı yollar açtı önüme. Daha güzel kitaplarımı okuyabileceğim, belki kendim yazabileceğim, müziğimle birleşen bir atmosfer. Ve buna ne mutlu ki Madame Coco repertuar serisinden aldığım muhteşem oda spreyleri ve parfümler de eklendi. Koku bence insanın benlik hafızasında en derin kayıt bırakan öge. Onun için kokunun bendeki yeri çok ayrıdır. Bu atmosferin bir parçası ve bence beş duyu organımızın en kıymetlisi. Repertuar serisi buna imzasını atmış durumda. Bir güzelliği de doğal hayata olan düşkünlüğümü beni tanıyanlar bilirler. Repertuar serisinin parabensiz sol altı rolonlarıyla bugün tanıştım, çok mutlu oldum. Onları da sanıyorum kendi hayatıma katacağım. Ben heykelleri daha çok bahçede görürdüm ve orada kullanılabileceğini düşünürdüm. Fakat bu yine enteresan bir şey oldu. Bir küçük büstü evimin iç mekanına taşıdım ve iç mekanda da ne kadar güzel durduğunu ve tamamladığını gördüm. Onların da hikayeleri, kimlikleri var. Onlar da insana yeni ilhamlar verdiğini düşünüyorum. Aynaları da çok önemli buluyorum. Aynaya bakmak bir yüzleşmedir. İnsanın gözünün içine bakabilmesi için de güzel bir hayat yaşamış olması lazımdır. Hele o aynanın çerçevesi de bir şeyler anlatıyorsa tadından yenmez. Ben de işte bugün tam aradığım gibi bir ayna buldum Madame Coco'da. Buna da keyifle bakacağım. Evim daha anlamlı oldu, daha bütünlük içeriyor. Ne iyi ki Madame Coco'ya gitmişim. Eskiden de giderdim, şimdi daha sık gideceğimi biliyorum.